Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, İstanbul Beşiktaş Diplomatik Okulu'ndaki sevgili çocuklarım ve tüm dünyanın çocukları, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle konuşmama başlamadan önce İtalya Birlik Barış Balığı Derneği Başkanı Sayın Nadia Benelazzi ile üçüncü projemiz olduğunu anlatmak istiyorum. 15 yıl önce kendisiyle tanıştık ve kardeş şehirler projemizi ilk önce gerçekleştirmiştik. İstanbul'da kardeş şehirde o dönemde öyle bir proje yapmıştık. Arkasından 3 ülkenin katılmış olduğu Sırbistan, Türkiye ve İtalya'da bir proje yaptık. Ve bu üçüncü proje ve üçüncü projede 4 ülke var. Ve bu 4 ülkenin ortak bir özelliği var. Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler bunlar. İşte İtalya, Türkiye, Yunanistan ve Yunan. Burada aynı denizi ve aynı gökyüzünü paylaşan çocukların aynı dileklerini dünyaya duyurma projesi aslında bu. Çocuklar bu projeyle dünyaya bir mesaj gönderiyorlar. Barış mesajı gönderiyorlar ve tüm dünya bu mesajdan ilham alsın ve dünyamız barışlı olsun istiyoruz. Projemizin adından da anlaşılacağı üzere dünyamız barış dolu deniz ve gökyüzü olsun istiyoruz. Dünyamız biricik ve tek. Hepimiz aynı denizi ve aynı gökyüzünü paylaşıyoruz. Ona barış içinde sevgiyle çok iyi bakmalıyız. Çünkü başka bir dünya henüz bulunamadı. Aslında yaşanan iklim değişikliği bunu bizlere zorunlu kılıyor. Artık dünyamızda tüketilen kaynaklar yerine sürdürülebilir kaynakları çoğaltarak barış içerisinde yaşamalı ve dünyamızı güzelleştirmeliyiz. Çünkü iklim değişikliği bütün dünyayı tehdit etmektedir. Sevgili çocuklarımızın da dediği gibi dünyada barış içinde yaşayalım. Ben bir anneyim ve bir öğretmenim. Her ne kadar ulusların dilleri ve dinleri ayrı olsa da çocuklara ve gençlere baktığımız zaman ne kadar çok birbirlerine benzediklerini çok iyi görüyoruz. Onların terkleri, duyguları, seviyorlar, ihtiyaçları hepsi aynı. Birbirlerine çok yakınlar ve çok benziyorlar. Dünyayı değiştirecek olan kalpleri sevgiyle dolu olan çocuklar olacaktır. Çünkü bu sevgi çocuklarımızın doğasında mevcut, varoluşlarında sevgi var. Projede emeği geçen proje kurucumuz sevgili Nadia olmak üzere tüm meslektaşlarıma, projeye katılan diğer ülkelerdeki meslektaşlarıma ve kendi okulumdaki tüm öğretmenlerime ve sevgili çocuklara kutluyorum, tebrik ediyorum. Burada olmakta, bu projeye katılmaktan dolayı son derece mutluyum. Teşekkür ediyorum. Saygılar. Ringrazio tutti per essere qui. Vorrei precisare che io e la direttrice Nadia ci siamo conosciute 15 anni fa e questo è il nostro terzo progetto insieme, sempre con i bambini. Vorrei salutare con affetto tutti i bambini della scuola Luzzi Banato, quelli di tutto il mondo. 1000 bambini di 4 paesi che danno sul Mediterraneo, la Turchia, l'Italia, la Grecia e il Libano, si sono incontrati sullo stesso foglio, grazie al progetto Mare e Cielo di Pace, creato dalla carissima Manuela Nazzari, direttrice dell'Associazione Pesci di Pace di Venezia. Con questo progetto i bambini chiamano tutto il mondo a collaborare in nome della pace. Come potrete capire anche dal titolo del nostro progetto, vogliamo che il nostro mondo diventi un mare e un cielo pieno di pace, perché il nostro mondo è unico. Tutti condividiamo lo stesso mare e lo stesso cielo e ne dobbiamo avere cura, perché un altro mondo non è stato ancora ritrovato. Anche il cambiamento climatico che è in atto lo rende indispensabile. Invece di combattere contro le risorse esauribili, dobbiamo rendere il nostro mondo uno migliore, aumentando il numero delle risorse sostenibili. Il cambiamento climatico sta minacciando tutto il mondo. Dovremmo vivere tutti in pace proprio come desiderano i nostri bambini. Io sono una mamma e un insegnante. Nonostante i popoli abbiano lingue e religioni diverse una dall'altra,
quando guardiamo i bambini e i giovani ci rendiamo conto che si assomigliano molto, le loro tendenze di moda, le loro emozioni, i loro interessi e i loro bisogni sono gli stessi. Saranno i bambini con i loro cuori pieni di bontà a cambiare tutto, perché per loro questa è una cosa naturale. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto e in particolare la fondatrice del progetto stesso, Nadia, e vi congratulo con tutti i bambini. Sono molto felice di essere qui con voi. Grazie.